1968 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devrimci, anti-emperyalist bir dalga içinde yaşandı. Asya'nın emperyalizme isyan eden halklarının mücadelesi Paris'ten İstanbul'a kadar pek çok yerde gençlik hareketine ışık tutuyordu. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve ardından Dev Genç'te örgütlenen Yursever Gençler 68 gençlik hareketlerine Milli Demokratik Devrim Programı ile önderlik ettiler. Amerikan 6. filosunun İstanbul'a gelişi. Fakat Türkiye'nin yursever gençliği ve halkımız 6. filonun fiyakasını bozacaktı. Amerikan askerleri sokaklarda kovalanıp Dolmabahçe'de İstanbul Boğazı'nın serin sularıyla tanıştılar. Kasım ayında devrimci gençler Mustafa Kemal yürüyüşünde bağımsız Türkiye şiarıyla Samsun'dan Ankara'ya yeniden çıktılar. ...1969 ocağında CIA ajanı Vietnam kasabı namlı Kommer'in arabasının yakılmasının ardından Kommer'i geri çeken ABD, Şubat'ta 6. filo ile ikinci bir denemeye daha girişti. 16 Şubat günü on binlerce işçi, genç ve vatandaşın katıldığı büyük bir anti-emperyalist gösteri yapıldı. Gericiler ve polis yürüyüşün önünde bulunanlara Taksim Meydanı'nda saldırdı. Yüzlerce genç ve işçi yaralandı, iki genç öldürüldü. Ve bu olay mücadele tarihimize kanlı pazar olarak geçti. Disipline edecek, köylüleri örgütleyip yol gösterecek bir sosyalist parti ihtiyacı yakıcı şekilde kendini hissettiriyordu. Doğu Perinçek'in önderlik ettiği proleter devrimci aydınlıkçılar 21 Mayıs 1969'da Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ni kurdular. Bu tarih Türkiye Sosyalist Hareketi açısından bir dönüm noktası oldu. Ve 1970'in 15-16 Haziran günleri. İşçi mücadelesinin barikat tanımadığı günler. İşçi Köylü gazetesi bu mücadele günlerinden bir sahneyi şöyle anlatıyordu. Kadınlı erkekli on binlerce işçi barikata yüklendiler. Barikat bir kağıt gibi parçalandı. Bir an dalgalanan işçi seli yıldırım gibi boşaldı. Ve hep bir ağızdan gürlediler. İleri!